28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınıyla birlikte Türkiye'de o tarihten itibaren 153 orman yangını çıktı. Bunların 145'i kontrol altına alındı ancak her gün farklı sosyal medya hesaplarından atılan onlarca tweetle hem yangını söndürmek için çalışan görevliler meşgul edildi hem de kamuoyu yanlış yönlendirildi. Bütün bunların yanında dünya ülkelerini Türkiye'deki yangını söndürmek için davet eden tuhaf bir kampanya yaşadık. En iyi ihtimalin darbe olduğunu, işgale kadar olayın gideceğini söyleyen FETÖ mensupları vardı zaten. Peki sosyal medyadaki bu FETÖ operasyonlarını yöneten kişi kim? Herkese merhabalar. Türkiye olarak maalesef sıkıntılı günler yaşıyoruz. 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınıyla birlikte Türkiye'de o tarihten itibaren 153 orman yangını çıktı. Bunların 145'i kontrol altına alındı ancak gerek ormanların yanması gerekse yaşanan can kayıpları ülke olarak moralimizi bozdu. Türkiye yangınlarla canla başla mücadele ederken bir yandan da sosyal medyada başlayan yalan yangınıyla da mücadele etmek zorunda kaldı. Her gün farklı sosyal medya hesaplarından atılan onlarca tweetle hem yangını söndürmek için çalışan görevliler meşgul edildi hem de kamuoyu yanlış yönlendirildi. Bütün bunların yanında 2 gün önce gece vakti sosyal medyada başlayan ve dünya ülkelerini Türkiye'deki yangını söndürmek için davet eden tuhaf bir kampanya yaşadık. Bu kampanya neden tuhaftı? Çünkü hem dili oldukça ilginçti. Sanki Türkiye yangınla hiç mücadele etmiyormuş gibi dünya ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne rağmen bu yangına müdahale etmesi isteniyordu. Ve bu uzunca bir süre sosyal medyada gündem oldu. Ünlüler bunu destekleyen paylaşımlar yaptı. Gazeteciler aynı şekilde kullanılan görselleri paylaştılar ve bu kampanyaya destek verdiler. ABD vatandaşı olan bir sosyal medya uzmanı Help Turkey adıyla başlayan bu kampanyayı analiz etti ve bu kampanyada iyi niyetle atılan tweetler olmasına rağmen kampanyada atılan tweet çoğunun bot hesaptan atıldığını ve bazı hesapların Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayının başında sırf bu operasyon için, sırf bu tweetler için açıldığını, aynı şekilde bu kampanyaya destek veren bazı sosyal medya hesaplarının paylaşımlarını silerek kullanıcı adlarını değiştirdiğini ve hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiğini anlatan bir zincir paylaştı. Bu kampanyaya tabii ki Fethullahçı terör örgütü mensupları açıktan destek verdiler. Onların çünkü tek bir amacı var. Türkiye'ye dışarıdan yapılabilecek herhangi bir müdahalenin kapısını açmak. Bu bazen bir yangın bahanesiyle olabilir, bazen bir terör saldırısı bahanesiyle olabilir. Çünkü açık açık bu ülkede en iyi ihtimalin darbe olduğunu, işgale kadar olayın gideceğini söyleyen FETÖ mensupları vardı zaten. Peki sosyal medyadaki bu FETÖ operasyonlarını yöneten kişi kim? Videomuzun konusu burada başlıyor. Bu kişi FETÖ'nün bütün sosyal medya hesaplarını yöneten Yasin Kesen. Yasin Kesen Türkiye'de sosyal medya ile profesyonel olarak ilgilenenlerin yakından tanıdığı bir isim. Kendisi Türkiye'nin ilk sosyal medya uzmanlarından biri olarak biliniyor ve 2012 yılında televizyonda vermiş olduğu bir röportajda aynen şunu söylüyor. 11 milyon Türk Twitter kullanıcısının attığı her tweet'i, yaptığı her beğeniyi ve her paylaşımı biz arşivliyoruz. Bizim arşivimizde bunların hepsi var. Sadece bu da değil, aynı şekilde sözlüklerde atılan bütün entry'ler, bütün Facebook paylaşımları bizim arşivimizde var. Sene 2012. Bakın. Facebook'ta, Twitter'da, sözlüklerde paylaşılan bütün iletileri arşivliyoruz aslında. Türk kullanıcıların bütün paylaşımlarını biz kayıt altına alıyoruz. Sayı verelim, bugün 11 milyonu buldu şu anda Twitter kullanıcısı Türkiye'de. Şu evet. Anda 1.4 milyar tweet ya, var bizim yani arşivimizde. Benim bildiğim 2012 yılında Fethullahçı terör örgütü mensubu bir isim Türkiye'deki bütün sosyal medya paylaşımlarının kendi arşivinde olduğunu açıklıyor ve hiç dikkat çekmiyor bu. Yasin Kesen daha sonra FETÖ'nün dergisi olan Aksiyon'da sosyal medyada açılan bazı hesapları parlatarak dikkatimizi çekiyor. Yasin Kesen Twitter'dan edindiği bu bilgilerle yani bizim attığımız tweetleri analiz ederek hangi olaylara tepki vereceğimizi, Twitter kullanıcılarının siyasi görüşlerinin ne olduğunu, bunları
insanların hangi tür olaylarda nasıl tepkiler verdiğini analiz ederek FETÖ'nün operasyonunun birinci adımını başlatıyor. Daha sonra biz 2012 yılından sonra hatırlayın Gata Kulüs, TSK Kulüs, Bilal Ağa ve en meşhuru olan Fuat Avni, aynı şekilde Cins Biri gibi bazı çok takipçili Twitter hesaplarıyla karşılaşıyoruz. Bunların bazıları Atatürkçü görünümlü olurken milliyetçi görünümlü olanlar, dindar görünümlü olanlar, tek amacının ülkedeki yolsuzlukları bitirmek olduğunu iddia edenler falan vardı. Ama sonuçta ortaya çıktı ki bu hesapları kullanan isimlerin hepsi FETÖ'cü ve FETÖ elebaşından aldıkları, Fethullahçı terör örgütünden aldıkları talimatı yerine getiriyorlar. Bütün bu operasyonu yöneten kişi Yasin Kesen'di. Yasin Kesen aynı şekilde Fethullahçı terör örgütünün artık sadece Twitter'da değil, YouTube'da ve Facebook'ta da etkin olmasını söyleyen bir adam. Hatta öyle ki FETÖ elebaşının YouTube videolarını paylaşan örgüt üyeleri, Yasin Kesen'in de dediği gibi artık yeni televizyonumuz YouTube ve buradan devam edeceğiz diyerek aslında bu işi organize edenin Yasin Kesen olduğunu itiraf ediyorlar. Yasin Kesen'in örgütteki popülerliği bununla sınırlı değil. Twitter kurucusu Jack Dorsey'den şikayetçi olanlar şikayetlerini Yasin Kesen'e iletiyor. Bunlardan bir tanesi YouTube ve Twitter'da yalanlarıyla FETÖ'ye hizmet eden eski Nokta dergisi genel yayın yönetmeni Cevheri Güven. Cevheri Güven 2018 yılında Yasin Kesen'e attığı bir tweette Twitter kurucusu Jack Dorsey'e sorar mısın? Neden Türkiye Devleti'nin her başvurusunda hesap kapatma yapıyor? Bunu artık yapmasın şeklinde şikayette bulunuyor. Ve Yasin Kesen Cevheri Güven'den aldığı bu şikayeti Twitter'ın sahibine iletiyor. Yasin Kesen'in açtırdığı sosyal medya hesaplarından biri olan Cins Biri uzunca bir dönem Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının onaylı hesap almak için başvurduğu isimlerden bir tanesiydi. Bu kişi 1 milyonu geçen takipçisiyle her gün sosyal medya üzerinden kara propaganda yapardı. Aynı şekilde mavi tik almak isteyen isimler de buna başvururdu ve açıkça söylerlerdi. Biz bu mavi tiki Cins Biri sayesinde aldık. Peki bu kim çıktı? Bir öğretmen. Bir öğretmenle Twitter merkezi arasındaki bağı kuran isimse Yasin Kesen. Bütün sosyal medya organizasyonlarını planlayan, düzenleyen ve kimin ne yapacağını, hangi profille yapacağını belirleyen kişi o. Çünkü elinde sadece 2012 yılında bizim attığımız 1.4 milyar tweet var. Hangimizin milliyetçi hesaplardan etkilendiğini, hangimizin dindar hesaplardan etkilendiğini, hangimizin sanat hesaplarından etkilendiğini, eski tarihi eserlerden etkilendiğini biliyor. Ve buna uygun hesaplar açıyor. O nedenle sosyal medyada bazen Kemalist görünümlü, bazen dindar görünümlü, bazen birbirleriyle kavga eden, arada FETÖ ile başına küfreden hesapların kullanıcıları FETÖ'cü çıktığında şaşırıyoruz. Şaşırmayalım çünkü FETÖ'de takiye prensibi gereği gerektiğinde FETÖ ile başına bile küfür edebilir. Yasin Kesen'in FETÖ'de ne kadar önemli olduğunu anlattık. Ki 2018 yılından sonra Twitter'ın Türkiye'den gelen taleplere karşı eskisi kadar anlayışlı olmadığını ve çok sayıda FETÖ'cünün bazen iki tane mavi tikli hesapla yoluna devam ettiğini söylemekte fayda var. Ülke olarak sıkıntılı günler yaşıyoruz. Sosyal medyada duyduğumuz her şeyi doğru kabul etmeyelim. O hesabın Kemalist görünümlü olması ya da bizimle aynı siyasi partiye oy veriyormuş gibi görünmesi onun söylediği her şeyi otomatikman doğrulamıyor. Lütfen teyit etmediğimiz bilgilerin bizi farklı mecralara sürükleyebileceğini ve farkında olmadan iyi niyetli olsak dahi Fethullahçı terör örgütü ya da Fethullahçı terör örgütü gibi hain yapıların ağına düşürebileceğimizi ve farkına varmadan bu örgütlerin amacı doğrultusunda hareket edebileceğimizi unutmayalım. Allah göstermesin başınıza bir şey gelebilir. Tam o sırada durduk yanlarında şöyle bir toplanın dedim. Fahri'nin eski muhtarı Mehmet muhtarım aradı. Açtım böyle. Megafonu da verdim dedim ki muhtarım plakayı söyledi. Komutanım bu benim eniştemin plakası. Anlaşıldı mı? Sizin o üye olduğunuz WhatsApp gruplarından birbirinize düşürmek için sürekli yanlış plaka atıyorlar. Burada çevireceksiniz, linç edeceksiniz. Ondan sonra başınıza büyük olaylar gelecek. O üye olduğunuz WhatsApp grupları takip ediliyor. Bunların hepsinden silin ve bu tür haberlere inanmayın. Gerçekten şüpheli bir durum olduğu zaman 112'ye bilirim bizi yönlendiriyorlar. Sizlerin böyle yollara düşmesine gerektirecek bir şey yok. Her gün en az bir sürü molotof kokteyli atılıyordu. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yakalanan arkadaşlar da serbest kaldı. Suçsuz oldukları için bir sürü aracımız zarar gördü.
Videomuzu bitirirken orman yangınlarına karşı canla başla mücadele eden, başta Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere bütün kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yangınlara canlarını hiçe sayarak müdahale eden ama sosyal medyada duydukları yalanlar nedeniyle canları sıkılan bu kahramanlara üzmeye kimsenin hakkı yok. Çok yorulduk ama her şey yeşil vatan için. İki tane şehit verdik ama mücadeleye devam edeceğiz. Allah rahmet eylesin. Hurdacıyız abi. Hurda dükkanımız var. Hurdacılar olarak bir topluluk kurduk abi. Türk milletini ayakta tutacağız abi. Ekibine su taşımaya devam. Yangıncıları su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin. Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü anlattığımız videolara devam edeceğiz. Bizi desteklemek için lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimleri açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ihmal etmeyin. Ve lütfen yalan haber paylaşan kirli hesapların oyununa alet olmayın. Teşekkürler.